Nasılsın, iyisin? Hep bekle dayımız. Ramazan Özcan. Memur oldum. Allah razı olsun. Başkan başkan. Şimdi çoğu yayla gitti. Başladı mı ki? Çoğu yayla başladı. Gitti daha yani. Şu an erken değil mi sence? Evet, geç kaldı. Hep bekle dayımız. Ramazan Özcan. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler Ramazan. Biliyoruz, kooperatifimiz var. Evet. Bir de ayrıca zaten bizim demir fiyatlarında bir sakinleşme var mı? Sakinleşme var herhalde. Yani işte bu çırak var mı? Ne olacak şimdi bu çivi, tahta çividen ayakkabı sanatı giderse, bu sanat giderse? Tahta çivi de yine yapacağız. Kışlık olur. Yazık 2-3 katına çünkü. Yeni kuşak eczacı. Sen geldin değişti. Z kuşağı mı? Z kuşağı mı? Eczacı mı? Evet, eczacı yardımcısı. Eczacı yardımcısı. Eczacı kalfası. Ya'la cebelin ve eytehu kâşi. Mayıs seçimlerinde de birinci gündem maddemiz bizim deprem. Yani bu şehrin kamu idarecilerinin, siyasi otorite temsilcilerinin, merkezi hükümetinin, özellikle de AK Parti milletvekili adaylarımızın birinci gündem maddesi Malatya'yı yeniden gerek yerinde dönüşümle, gerekse bunun dışında devletimizin, belediyelerimizin belirlediği noktalarda yeniden insanlarımızın barınma alanları olan konutlar ve merkezde de çarşı diye tabir ettiğimiz iş yerlerimizi, esnafımızın ticarethanelerini yeniden inşallah yapabilmek, onları hızlı bir şekilde inşa etmek ve bununla beraber de şehri yeniden ayağa kaldırmak. Ama sizlerin her seferinde ve her toplantılarda ifade ettiğiniz gibi şehri yeniden inşa ederken veya ihya ederken inşallah merkezine insanı oturtacağız. Yani şehirler insanlarla yaşarlar ve insan gibidirler. Dolayısıyla bu konuda da mutlaka özellikle hassasiyeti ön planda olan insan ve insan hayatının ön planda olduğu sivil toplum örgütlerimizin mutlaka buna ciddi anlamda katkı sunması lazım. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemlerde şekillenmeye başladıkça sizlerden bu konuda ciddi anlamda destek almak gerekiyor. Bizler de bu konuda AK Parti milletvekili adayları inşallah 14 Mayıs'ta seçimden hemen sonra özellikle şehrin yeniden inşası konusunda sizlerle çok daha yakın bir işbirliği kurmak ihtiyacındayız ve bunu da inşallah yapacağız. Tabii 14 Mayıs seçiminin ne kadar önemli olduğunu benim anlatmama gerek yok. Sizler bu konuda bizden çok daha konunun mahiyetini ve önemini biliyorsunuz. 14 Mayıs Türkiye için çok önemli bir eşik. 21 yıllık bütün kazanımlarını İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye bu coğrafyada İslam ülkelerinin ve Türkiye Cumhuriyetlerinin umudu olarak yeniden de devam ettirebileceği bir kazanımla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti kadrolarını da AK Parti milletvekili adayı arkadaşlarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın meclisteki yakın çalışma arkadaşları olacak, Malatya'nın hakkını ve hukukunu koruyacak, Malatya'nın her fırsatta yereldeki bütün zorluk ve sıkıntılarını yetkili kurullara doğru zamanda ve doğru cümlelerle aktaracak arkadaşlar bunlar. İnşallah bu 14 Mayıs seçimlerinde de gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gerekse AK Parti milletvekili adaylarımız büyük bir zafer ve büyük bir başarıyla inşallah çıkacak ve bu konuda da hepimiz elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.